Herkese merhaba. Bol alerjili, hapşuruklu, tıksırıklı bir video olacak. Hapşuruk ve tıksırık kısmını keserim. Ama biraz böyle burundan konuştuğum bir gün oluyor. Telefonumun sesini kapatmayı unutmuşum. Şimdi bavulda getirdiğim ürünler videolarıyla başlıyoruz. İlk olarak kozmetik ve cilt bakım ürünleriyle başlayacağız. Artık ortalığı toparlamak istiyorum. Bugünkü makyajımda da yeni aldığım ürünler var. Aslında bir de Türkiye'de çekmemiş olduğum alışveriş videolarında karşılığı olmuş olacak bu. Çünkü hep yeni aldığım ve size göstermediğim ürünlerden oluşuyor. Nereden başlayacağımı bilemedim. Öncelikle Otacı'nın şu gül küründen aldım. %100 doğal gül suyu, canlandırıcı, sıkılaştırıcı tüm ciltleri, tüm cilt tipleri için diye. Geçen sene ben bunun bu boyunu almıştım, sprey versiyonunu, ve Erina'ya hediye etmiştim. Erina buna bayılmış. Erina'nın her Japon'un olduğu gibi diyeceğim, çok iddialı bir şey olacak ama çok kuru bir cildi var. Bunu bayılarak kullandığı için bana bundan getirir misin dedi. Ben de böyle Trendyol'da dörtlü set bulmuştum. Dörtlü aldım. İki tanesini ona hediye ettim. Bu kadar ne anlatıyor bu diye de kendime de küçüğünü alıp ve kullanmaya karar verdim. Ama Erina bir şişesini annesine hediye edeceği için ona bir şişe daha hediye edeceğim. Sonrasında bavulda yer bulunca bunu da attım. Atelier Rebul'un yeşil çaylı kolonyası. Bunu bana sevgili Melek doğum günü hediyesi göndermişti. İşte bir türlü bavulda şu kadarcık şey de olsa yer bulamayınca bulamıyorsunuz. Bu sefer attım bu 50'liği. Çok güzel kokuyor. Aslında Rebul'un diğer kolonyalarını da alacaktım güya ama bu yaz yapmak istediğim şeyleri yapamadığım, almak istediğim şeyleri alamadığım bir yaz oldu. Garip bir yaz tatili geçirdik. Buzdolabında da bir tane kolonya unuttuğumu fark ettim. Hatta bir tanesi de arabada. Neyse, onları da diğer videolarda gösteririm artık. Bu yazın başında bu 1881'in bütün kolonyalarını almıştım. Onun videosunu çektim diye hatırlıyorum. Alışveriş videosu. İçecek miydim? Bir morunu bir de mavisini getirdim sanırım. Gönül isterdi her birini getirmek. Biri dolapta, buzdolabında. Soğuk kolonya çok seviyorum. İki tane de Dali'nin sprey kolonyaları var. Biri arabada, o da biri de buzdolabında diye düşünüyorum. Eğer burada çıkmazsa. Biri buradaymış, pardon. Dali'nin kolonyaları. Bunları da nefese kullanmak için getirdim. Bu normal Dali'nin kolonyası gibi kokuyor. Bir tanesi de Burberry Weekend gibi kokuyor. Onu arabaya götürmüştüm soğuk soğuk kullanmak için. Ya da buralarda bir yerde, ya da çantamda. Dün arabaya aldım diye hatırlıyorum. Bayağı bir kolonya getirdim. Çünkü kolonya seviyorum yani. Yapacak bir şey yok. Hatta evdeki odamdaki dolapta bayağı da bir kolonya gelmek ve kullanılmak için bekliyor. Sonrasında bu yaz Mara'nın bu vücut spreyleriyle tanışmıştım. Hem hani ballı vanilyalı ve kokonatlı. Aslında Yoshi ikisi bu kokuyu da sevmediği için ben bu tür kokuları Japonya'da kullanmıyordum normalde. Ama bunlar o kadar bayıldım ki dedim ki yok canım. Yoshi'cim, üzgünüm, bu kokulara alışman lazım. Çok güzel kokuyor. Yani karar veremiyorum. Bir kokonatlısına bayılıyorum. Bir bunu arkadaşım Elif de kullanıyor. Bir vanilyalısını bayılıyorum. Body spreylerini getirdim. Ya dur, dayanamadım. Ondan sonra vücut peelinglerini getirdim. Artık bunları da banyoya koymak istiyorum. Video çekerken unutmamak için, ki gördüğünüz gibi buzdolabına kaldırdığım ürünleri almayı unuttuğum için bunları da ben banyoya koyacağım. Bu yaz bunları kullandım. Hem istenmeyen tüylerden kurtulmadan önce, hem güneşlenmeden önce, hem nemlendiriyor, hem kıl köklerinizi iyi oluyor yani. Böyle batık batığı engelliyor düzenli yaptığınızda. Beni ama en çok şey yapan şey, beni en çok ilgilendiren kısmı harika kokmaları. Ve burada biliyorsunuz Japon banyoları diye bir videom var. Ofuro diye galiba. Onu da izlerseniz, böyle biz küvete oturuyoruz sıcak suyun içinde. Oh, vallahi tek başıma nefesi Yoshi'ye satıp bir spa keyfi yaparım diye düşünüyorum. Bunları da artık banyoya kaldırabilirim. Sonrasında bu setin içerisinde, Mara'nın setin içerisinde, Mara'nın linkini aşağıya ekleyeceğim. Bence kesinlikle almalısınız. Yine aynı serinin devamı, ballı ve kokonatlı yağları. İşte ben bunlara bayıldım aslında. Bütün yaz plaj çantamda bunlar vardı. Plaj, işte güneşlendikten sonra eve dönerken ya da denizden çıktıktan sonra saçımda falan da kullandım. Ya vücut yağı, annem aslında bizim evde yağ manyağıdır. Zaten annemden kaçırabildiğim kadarını kurtardım yani. Sakladım çantamda. Ne yapayım, annem diğer yağlarımı çünkü hep böyle bitiriyor. Allah'ım, yaz geri gelsin ya. Ya ben yazın bittiğini kabul edemiyorum galiba. Özellikle bu kokularla. Ah. Okey.
biraz sonra nefesi almaya gittiğinde deli olduğumu düşünecekler. Her yerimden başka kokular. Hatta biraz dur. Kokonatsı daha süreceğim yine. Birazcık da saçlarımı süreyim. Aslında bu saç yağı değil ama. Bak şimdi mis gibi olacak saçlarım. Özellikle sarı saçlı olduğum için, yani daha çok doğal sarışın olduğum için. Saçları yağlandıracaktır bu saç şey diplerini. Benim gibi diplere dalmayınız siz. Ama uçlarda falan ben seviyorum etkisini. Özellikle denizden sonra saçlarımın daha az yıprandığını düşünüyorum bence. Zaten deniz, kum, güneş yeterince yıpratıyor. Birazcık yağlı koruduğumu düşünüyorum. Sonrasında kullanmak için Japonya'ya gelmeyi bekledim. Sofly, sevgili Sebile'nin hem kaş hem kirpik serumu. Bunu düzenli kullananlar aşırı memnun. Ben Türkiye'de bunu düzenli kullanamayacağımı bildiğim için burada aynanın önüne koyup bunu kullanmaya başlayacağım ve sizi bilgilendiririm. Valla yani kaş kirpik konusunda şanslı doğanlardanım ama bu şansı da artık kaybetmek istemiyorum. Çünkü yaşlandıkça bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Artık 37 yaşındayım. Bence önlem alınabilir. Bunu bir canlı yayındayken bunun kargosu gelmişti. Mustela'nın Türkçesi nedir bunun? Cold cream içeren besleyici stick. Çocuklar için dudak ve yanak gibi kuruyan bölgeleri soğuk havalarda çocuğun yanağına dudağına kullanıyorsun şöyle. Nemlendirsin çocuğun yüzü gözü çatlamasın soğuktan diye. O yüzden bunu da bulunca şeydi, hep stok dışıydı, stokta bulunca aldım. Sonrasında Balmain'in topuk ponzası mıdır? Topuk törpüsünü burada Japonya'da evde kullanıyorum. Yazın annemin eve de aldım ama bu setle almıştım. Volkanik topuk taşıyla beraber geldi. Bunu Türkiye'de açmadım. Burada denemek istiyorum. Yazın hem sandalet hem deniz kum deniz topuklarında problem olanlardanım o konuda. Sonra Mara'nın bu setinde aslında ben tam bir vücut kremi sürme problemliyim yani. Hiç vücuduma krem sürme konusunda iyi değilim. Bunu nefes oynamayı çok seviyorum. Nefesin eline verip kendime sürdürüyorum bacaklarıma falan böyle. Çok iyi bir anneyim. O burnuma girdi. Şu an burnum tıkalı olduğu için tabii. Allah'ım, Hindistan cevizi kokusu kadar güzel bir koku var mı ya Rabbim? Bunları da böyle nefese sürdüreceğim yani. Yapacak bir şey yok. Aslında kendimde sürmeyi öğrensem iyi olur artık. 37 yaşında kendime bunu kazandırabilirim. Bu sevgili Meleğin yine doğum günü hediyesi. Bana beni böyle her sene bir kremle bir parfümle doğum günü hediyesi. Bu senenin parfümü Türkiye'de bıraktım. Yves Rocher'in parfümünü göndermişti. Beni Zen'le tanıştırdı. Shiseido Happy'le tanıştırdı hatırladığım kadarıyla. Ve Water Gel Hydra Boost diye bir yüz kremi göndermiş. Onu da buraya getirdim. Kullanırım diye. Yine bir tane gül suyu çıktı. Bunu ayrıca videosunu çekmiştim. Isana'nın vaselinini getirdim Japonya'ya. Sonrasında Allah'ım buralar çok karışık. Yine Golden Rose'un bunun ikinci şişesi. Şu an kirpiklerimde de bu var. Great Curl Volume ve Full Volume ve uzunluk veren maskaraları var. Şimdi bu videoyu nasıl hızlandırabilirim diye düşünüyorum. Sonrasında Maybelline'in bu dudağımdaki şu vinili olan, vinyl diye okunuyor sanırım. Parlak gösteren dayanıklı rujlarından çıktı. Diğer dayanıklı seri mattı. Bunun bende sadece peach'i var. Diğer renklerini de almayı düşündüm. Unuttum. Sonra kargo yetişmez falan filan diye kaldı. Ama bu peach rengi. Bunların hepsini tek bir linkte toplayıp aşağıya koyarım sizin için. Maybelline'in lifter glosslarını da bugün alırım, yarın alırım diye alamayıp bir tane rengiyle kaldım. Aslında diğer renklerinde de gözüm vardı. Bu 03 Moon rengi. Bu da çok güzel bir renk bence. Topazında, opalinde gözüm vardı. Niye almadım bilmiyorum. İşte Japonya'ya geldikten sonra ya sonra yaparım ya dediğim her şeyin pişmanlığı. Aman bu ay kredi kartım patladı. Sonra alırım deyip son haftada kargo yetişmez ya diye almayı ertelediğim şeyler. Burada beni üzüyor. Neyse. Sonrasında Nascita'nın 311 ve 286 numaralı iki tane
fırçasını aldım. Bununla far sürüyorum. Bunun ne handmade'miş. Bununla da şey allık sürüyorum böyle. Aydınlatıcı da sürebilirsiniz. Fırçaların üzerinde yazan şeylere göre değil, kafama göre kullanıyorum genelde. Sonrasında ben size bir toka linki vereyim. Toka linki diye de yazayım. Bu yaz bunun her rengini plajda falan kullandım. Acayip güzeldi. Çiçekliler de var. Onlar da güzel. Bir tane çiçekli. Aa, o da içeride kaldı. Neyse, onu da görürsünüz zaten. Sonra pastelin Daylight adlı bu cream highlighter'ını aldım. Bunu düzenli kullanmadım açıkçası. Çok hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Böyle merakımdan elime alıp alıp bıraktım. Aslında yazın en güzel aydınlatıcı cream aydınlatıcılar. Krem aydınlatıcılar daha doğrusu. Liked'in bu allığı şu an yanağımda da olan bu Peach 304 Peach Jam 304 numarası. Vallahi bunu bayağıdır kullanıyorum. Türkiye'de son zamanlarda hep bunu kullandım. Japonya'ya geldiğimden beri de sadece bunu kullandım. Artık neredeyse krem allık, o sıvı allık pastelim birazdan çıkacaktır. Onları kullanıyorum. Neredeyse kuru allık çok uzun zamandır kullanmıyorum. Pastelin cream blush'ını aldım. Yine krem allık. Bu 45 numarası. Açamadım. Bunu hiç bir kere kullanmışım, denemişim. Bunu da sohbetli makyajlarda kullanmaya devam ederiz. Bu. Evet, devam ediyoruz. Bunun kapağı çıkmadı. Bu bir güneş kremi. Hada Labo'nun, aslında Japon ürününü Japonya'ya geri getirdim. Yazın bir de bunu kullandım. Ben Mara'nın güneş kremiyle beraber deniz kenarında ve özellikle günlük hayatta. Hada Labo'nun ürünleri Japonya'da da çok popüler ve Türkiye'de de birçok ürünü var. Yüz yıkama jeliyle losyonunu da aldım. Onları getirmedim. Bunu da makyaj çantama atmışım. O yüzden gelmiş. Bunu da aynı an önüne koyup kullanmaya devam edebilirim. Zaten Japon markası olduğu için burada da kullandığım ve bildiğim, sevdiğim bir üründü. Urban Care'in bu Monoi serisini almıştım, getirememiştim. Bunun durulanmayan saç bakım kremi ve güneş sonrası diye. Ben Monoi kokusuna bayılıyorum ya. Monoi çiçeğinin özellikle güneş ürünlerinde çok kullanılıyor kendisi. Of ya, of, çok güzel kokuyor. Keşke böyle şey ev ürünleri, deterjan falan da çıkarsalar Monoi'li yani. O kadar seviyor ama faydalı bir şey olsa ki, genelde güneş ve saç ürünlerinde kullanılıyor kendisi. Asla küçük çocuklara normal oje kullanmayın. Profesyonel bir şekilde kaldığım yerden devam ediyorum. İçerisindeki bilmem ne maddesi zararlı olduğu için aslında hamilelere de önermiyorlar ya aynı sebepten. O yüzden çocuklara özel çocuk ojeleri var. Nefese 5 rengi de var. Nefeste de. Mara'nın bu pembesi çıktı. Diğerleri bence bavuldadır. Bunu da yeri gelmişken göstereyim. Bu su bazlı oluyor ve nefes her yerlerine sürüyor, hatta bana da sürüyor. Sonra ellerinizi yıkadığınız zaman çıkıyor, o yüzden aseton da kullanılmadığı için ekstra bir şanslısınız bu durumda. Mara'nın çok meşhur olan bu ayak soyma maskelerinden denemek istedim. Bu soyulan ayak maskeleri şu an Türkiye'de çok popüler oldu, Japonya'da yıllardır var. Ben korkuyordum ama bütün Türkler kullanmaya başlayınca ben de bir deneyeyim, şans vereyim dedim. O yüzden o var. Bir de yine Made in Korea Dr. Smart lavantalı nemlendiren, yenileyen ayak maskesi var. Bunu da annem almış benim için. Onu da getirdim. Henüz kullanmadım. Sonrasında az kaldı. Aslında ruj dayanıklı da sürekli burnunuzu silerseniz ne kadar dayanıklı bilemiyorum silmeye karşı. Sürekli Instagram'da bu pastelin krem aldıkları karşıma çıktığı için 3 rengini birden aldım. 45 numarası bende varmış. Alırken hangisi bende vardı bilemediğim için 41, 42, 45'ini aldım. Elimde 2 tane 45 olmuş oldu. Bunu hediye ederim diye düşünüyorum. Ya da burada ikinci el sayfalarında satarım, bilmiyorum. Çok alıştım ikinci el sayfalarına. Ay, bütün yaz bunlar stok dışıydı ya. Ben bunları çok seviyorum. Gitmeden önce kendi aldıklarımı Erina'ya hediye ettim. Ona da soracaktım unuttum kullandın mı diye. 53 ve 56 numara. Benim geçen yazım ve yaz, yani Türkiye'de bulunduğum sürede aslında geçen yaz satın aldım bunları. Kasım'da Japonya'ya döndük. Haziran'a kadar Japonya'daydım. Yani aralıksız bir sene kullandım diyebiliriz. Sonra işte gelirken Erina'ya bıraktım. Yazında asla stoklarda bulamadığım için son dakika aldım. Bunları da açıp kullanacağım. Şimdi o Like'ı kullanıyorum gerçi. Ama esas
onlara takmış durumdayım. Şeyden daha çok seviyorum. Kore ürünleri var ya, onlar da var bende iki rengi. Onlardan daha çok seviyorum nedense bunları. Sonrasında bu maskeleri çok övdükleri için bunu da merak ettim, denemek için aldım. Arındırıcı kil maskesi, aloe veralı aldım. Etkili gözenek temizliğinde önemli rol oynar diyor. Bunu da belki bir böyle bir videoda beraber deneriz, bakarız. Çok bilir kişisi değilim ama şu an fırçasını bulamamakla beraber Mara'nın kaş şekillendiricisi. Bunu Görkem çok seviyor diye biliyorum, Görkem Karman. Kaş maske şeyleri, sabitleyicileri, şekillendiricileri, işte kaşınızı taradıktan sonra bununla böyle şöyle geçiyorsunuz ve bütün gün olduğu yerde duruyor. Ben kaş maskesi kullandığım için aslında Türkiye'de yazın bunu kullandım. Şöyle izlerden görebilirsiniz. Ama ben normalde kaş maskarası kullandığım için çok ihtiyaç duymuyorum bu tarz ürünlere. Ama bunu da seveni çok. Belki burada kaş maskarası kullanmadığım günlerde kullanmaya devam ederim. Kaş maskarasından laf açılmışken Pastel'in kaş maskarasını burada ben ilk videolarıma dönün. Kanaldaki, Sergül Kato kanalımdaki Rimmel London'ın kullanıyordum. Ve Japonya'da da artık bütün hemen hemen her markanın kendi kaş markası maskarası var. Hatta bir önceki videomda bahsetmiş olduğum gibi limited edition renkler de çıkarıyorlar. Pembeler, morlar. Bir tane mor var denenmeyi bekleyen. Pembeyi denemiştim. Bugün kaşımda bu var. Yazın Türkiye'de kaş maskarası kullandığımsa da hep bunu kullandım. Blonde 2021 ne ya? 21 numara. Seviyorum merkez. Eyüp Sabri Tuncer'in beyaz çay kolonyalı mendili çıktı bir tane. Aslında daha var içeride. Ve ay, iyi misiniz ya? Hiç sohbet etmediğimi fark ettim. Ya da hızlı hızlı konuştuğum için sohbet etmediğimi zannediyorum. Öncelikle videonun tam ortasından olacak ama bir önceki videoma gösterdiğiniz desteğiniz için çok teşekkürler. Bütün yorumları okudum. Her yoruma kalbimi de bıraktım, okuduğumu anlayınız diye. Evet, aslında telefonu kapatmak yapılabilecek en doğru bir şeydi. Ama gerçekten hani böyle insanın düşünemediği, trak geldiği anlardan biriydi. Kapatamadım yani, bir de hani hiç de çok da görüşmediğim bir insan olduğu için onun yüzüne nasıl telefon kapatılır ya da nasıl kibarlık, bilemedim ya, yapamadım yani. Neyse, benim 2 aylık, 2,5, 3 aylık prensesliğim sona erdi. Tırnaklarım yok artık. 2 kere protez tırnak yaptırdım Türkiye'de. Annem sağ olsun Türkiye'de elimi sıcak sudan soğuk suya sokmadığı için. Evlilik hayatımda elde bulaşık yıkadığım için Japonya'ya gelir gelmez onları işte o bir önceki videodaki stresli yüzünden böyle koparıp attım. O yüzden bayağı bir canım yanıyor aslında. Bulaşık yıkamak falan çok zor. Tekrar tırnak randevusu almaya çalıştım Japonya'da. Erina'nın arkadaşına yaptırıyoruz. Bir tırnak videosu var zaten kanalımda. 6 sene önce burnumu sileceğim. Bilen bilir, randevu almak çok zor böyle yerlerden. Özellikle tek kişi çalışanlardan Söke'de de randevu almak çok zordu. Miyuki'den de randevu alamadığım için kendim yine Mara'nın bir simli hocasını sürdüm. Dün Türklerle mangal etkinliği olduğu için bu parça parça olmuş tırnaklarım çok dikkat çekmesin diye. Öyle anlarda Tuğba geldi aklıma. Tuğba ile Tuğçe böyle durumlarda takma tırnak kullanıyorlar. Ve bu nail kiti çok merak ettim. Denemek istedim açıkçası. Mara'nın bu kiti, bunu da taktığım zaman zaten ellerimde görürsünüz bir videoda diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz takma tırnaklar konusunda? Çok uzun değiller, o anlamda seviyorum. Böyle temiz desenli bu şey değil. Çok uzun değil. Hani böyle. Ben de çok uzun kullanamıyorum. Sonrasında Rimmel kullanmayı ve denemeyi seven biri olarak Rival De Loop'un Superstar XX Volume Maskara var. Aslında böyle bu maskarayı yazın birkaç kere kullandım. Aslında ben böyle tombik fırça da seviyorum. Ama bununla çok anlaşamadık. Ama bazı Rimmel'lerde 37 yaşım bana verdiği yetkiye dayanarak birazcık kuruduktan sonra daha iyi anlaşmaya başlıyorum. Şu an çok ıslak olduğu için çok kirpik benim suratım kadar neredeyse. Bağdaştıramıyorum. O yüzden biraz daha böyle durdukça, denedikçe, belki bir başka maskarayla kombo yaptıkça öyle sevebilir hale gelebilirim diye düşünüyorum. Bu da çok popüler, çok önerilen rimellerden biriydi. Biolis'in Define It diye. Bu da böyle tombik bir fırçası var. Bunu da hatırlamıyorum kullandığımı, deneyip denemediğimi ama açmışım.
Ama bununla ilgili bir fikrim yok şu anda. Define dediğine göre high definition çok belirginleştirir. Aynı zamanda volüm verir diyor arkadaş. Ama kullanmadığımı hatırlamıyorum açıkçası. Sonrasında bir önceki makyaj videomda kullanmış oldum. Golden Rose'un Leaping My Matte Prestige adlı 02 numarası. Kalıcılığını o gün ben çok kafam yerinde değildi o videodan sonra. Kalıcılığını test edemedim. Siz bunu kullandınız mı? Kalıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu Maybelline'den o kadar alıştım ki sür çık, bir daha hiçbir şey sürme. Hem eski rujlarımı özlüyorum, yani normal ruj formlarımı. Hem de bu kalıcı değil herhalde ya. Bilemedim, gitti silindi şeyden. Elimden, dudağımda onu denemeli. Öyle dedim ama sonra da bu herkesin öve ve bitiremediği 5'i bir arada bunlar 24 lira mı 19 lira mı gibi bir şeydi ya bunun fiyatı. Lipstick'inden aldım, renkleri çok güzel diye. Ay! Kapağı fırladı. Dur annem. Bu 01 numara diyor. Tırnağım da olmadığı için yırtacağız, yapacak bir şey yok. Bu bizim küçükken okulda kullandığımız, bacağım ruj oldu. Ne yapıyorsun ya? Bacağım ruj oldu. Bu biraz zarar görmüş ruj. Neydi bu şeylerin adı ya? Şöyle alttan sokuyorsun. Şöyle. Bu rujla ben canlı yayın yaptığımda çok sorulmuştu bir öncekiyle. 5 renk ruj var ve herkes ya gerçekten böyle şey tereyağı gibi kayıyor. Renk vermesi çok güzel. Tabii ki çok fazla bir kalıcılık bekleyemezsiniz. Bu tarz rujlarda zaten bir kalıcılık yok ama renkleri güzel. Ay bu da çok güzelmiş. Ben bunu denememişim. Kalıcı rujlar kullandım. Bir rengi eksik mi bunu? Yok, olur mu? Aa ne kadar çok birbirine benziyor. Aynısını mı sürdüm kız? Dur kafam karıştı. Yo, aynısı değil aslında. 3, 4. Bence aynısını sürdüm 2 kere. Tabii elime alıp bence yanlış sürdüm. Dur bakalım. Şimdi anlaşılır. Bakalım bir tane daha. Tabii bunu sürmedim ben. Evet, bir, bununla ben en üstteki şöyle renkleri var. Şunu 2 kere sürdüm, yanlış oldu. Yanlış anlaşılmasın. Formunu çok seviyor herkes. Çabuk tükeniyor bunlar. 19-20 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunu da vereceğim linkte bulabilirsiniz. Çok güzel, hani şey gibi. Gerçekten tereyağı gibi kayıyor yani. Hiç renk vermede falan bir sıkıntısı yok. Böyle renkleri denemek isteyenler için ya da işte makyaj koleksiyonunda bu renkler bulunsun isteyenler için. Peçeteyle sildiğinde de çıkmadı gördüğünüz gibi. Alternatif olur. İki rengi var. Bir böyle kırmızı tonlarında, bir böyle kahverengi tonlarında. Satıcıya göre sorun çıkabiliyor numaralandırmalarda. O yüzden şansa, biraz da şans işi gibi. Hani hayal kırıklığınız olmasın. İkisini de atın sepete bence. Ben bir tanesini atmıştım. Sonrasında son ürünlere geliyorum. Biolysin Zip It denemek için 116 nude peach rengini aldım. Henüz açmadım bile. Bunu da bir videoda birlikte deneriz diye düşünüyorum. Bu fırça çok popüler oldu yazın. Bütün fenomen arkadaşlar paylaştı. Ben onun orijinaline 100 küsür veremedim. Bir pintilik yaptım. Bunu yazın vücudunuza sürdüğünüz yağlarda simli vücut kremleri, simli vücut yağlarını dağıtmakta, böyle vücut yağlarında kullanıyorsunuz. Gerçekten bu da 19-20 lira gibi bir şeydi ve kutusuyla geliyor. Aşırı işimi gördü benim. Sonra parama kıydığım bir anıma denk gelirse o pahalısını da alır, karşılaştırma videosu çekerim diye düşünüyorum. Sonrasında Allah'ım yine öve ve bitiremedikleri mentol box'un mentol taşı, baş ağrısı taşı adlı. Şöyle şakaklarınıza baş ağrısını geçirdiğini söylüyorlar. Bakalım. İnşallah diyelim. Ay son 3 ürün. Hazır mısınız? Benimle beraber miydiniz bu süreç boyunca? Wet n Wild'ın Tinted Hydrator. Ben böyle fondöten kullanmayı sevmiyorum ama cildi hafif renkli nemlendiricileri, hafif renk veren güneş kremlerini ve renkli nemlendiricileri çok seviyorum. Bu da sevgili Başak'ın benim Instagram'dan
eski blog arkadaşım Başak'ın favorisi diye hatırlıyorum. Hiçbir Türkiye'deki problem tester olmadığı için bilemedim. Light medium'unu aldım. Belki şu an bana biraz hala deniz yanığı olduğu için kollarımda falan. Biraz koyu gelse de sonra benim rengim açılıyor. Açılınca tam gelecektir diye düşünüyorum. Ve Huda Beauty diyor ama Huda Beauty olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Eyeliner'ını aldım. Bir tarafı normal. Bunu da çok seviyorlar. İnce çekebilirsiniz. Ama benim aldığım taraf şu kalpli. Ay şimdi okula gideceğim için nefesi almayı onu orada unuturum ben. O yüzden şöyle 37 yaşında kalpli eyeliner'ı ne yapacaksın? Bilmiyorum. Şuralarımı şöyle koyup gezebilirdim bütün yaz ama hep unuttum. Sadece bir kere Tuğba'ya yapmıştık. Aslında o kadar konsere gittim. Konsere giderken yapsana kadın ya. İşte unutkanım ya. Aldım öyle. Belki burada yaparım bir günlük makyajda. Alışverişe giderken kalpli yaparım. Aa, bakın bakın kim geliyor diye. Hele bakın kim gelmiş, o gelmiş diye Japon arkadaşlara böyle minik tatlı sürprizler yapabilirim market kuyruğunda, ne dersiniz? Ve son olarak bunların Trevolo'ydu. Trevolo. Bunların bende orijinali de var. Orijinal olmayan yan sanayileri de var. Neden bilmiyorum bunları tekrar patlattılar. Ki bunlar zaten patlamıştı yani, eskiler bilir yeniler için. Bunlar çok pratik parfüm şişeleri, ben de aldım. Hadi dedim Furya'ya katıldım. Bunu ne yapıyorsunuz? Parfümünüzün o tepesini çıkarıyorsunuz. Yanında hiç parfüm yok. Bunu oturtuyorsunuz. Pıt 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 bunun içine sıkıyorsunuz. Koca parfüm şişesini yanınızda taşımak yerine bunu böyle pıs 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 seyahat için mini parfümünüz yanınızda oluyor. Şu an şu şakaklarıma sürdüğüm mentol taşı çalışmaya başladı. Hayırlısı olsun. Çok hızlı konuştuğum, çok dağınık olduğum bir video olmuş olabilir ama dediğim gibi bütün bunları toplamak istiyorum, kullanmak istiyorum, yerleştirmek istiyorum. Hadi video çekeceğim diye. Mesela yukarıdaki bavulda hala unuttuğum şeyler var. Çünkü son bir bavulum kaldı. Bir dakika. O bavulun içerisinde saçlarıma gölge değil, cila atmak için saç boyalarım var. Bir de doğum günümde hediye gelmiş olan deodorant var diye biliyorum. Onları da zaten herhangi bir videoda gösteririm. Nefesin kıyafetleri ve kendi kıyafetlerim kaldı diye düşünüyorum. Çocuk abur cubur videosu çekecek miyim bilmiyorum. Çünkü hediyeleri dağıttım. Eve kalan ve eve kalanlardan belki bir şey çekebilirim. Başka kendime getirdiğim kitaplar, nefese getirdiğim kitaplar videosu gelecek. Onu da yukarıda masanın üzerine hazırladım. Ama orası 3 aydır kapalı olduğu için çok alerjim, o odaya giremiyorum şu anda. Çok o da biraz hava aldıktan sonra orada da onun videosunu çekerim diye düşünüyorum. Japonya'da günlük hayat videoları da stok bir şekilde yüklemeye devam ediyorum. Çünkü lütfen orayı da uğramayı unutmayın. Elim nereden ruj olmuş. Japonya'da yaptığım alışverişler var. Onları sizinle paylaşmamıştım. Yine kozmetik alışverişleri. Onları da sizinle paylaşırım. Tek 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 küçük küçük almışım. Onları da sizinle paylaşırım. İstek videonuz varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Merak ettiğiniz bir ürün varsa, bunu daha detaylı gösterirsen mutlu olurum dediğiniz varsa onu da paylaşırım. Toplu bir şekilde linkleri ilk yoruma sabitleyeceğim. Linklerimden alışveriş yapıp beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.